Yeni ayakkabı aldığımız zamanlarda ya da mevsim değişikliklerinde özellikle kapalı ayakkabı giydiğimizde, ayakkabımız uzun süre kullanılmış eski ayakkabı olsa dahi mutlaka ilk giydiğimiz zaman ayağımızın özellikle arkasını yara yapar. Hemen herkesin başına gelen bu durum sonucunda hem fena halde canımız yanar hem de yürüme zorluğu çekerek zor durumda kalırız. Eğer siz de bu durumda ne yapacağınızı bilmiyorsanız, işte şimdi sizin için araştırıp bir araya getirdiğim öneriler. Tabii ki ilk olarak ayakkabı alırken ayakkabının şıklığından önce doğru numarayı seçmeye özen göstermeliyiz. Ayakkabıyı aldığımız gün hemen giymeye kalkarsak ayağımızın yara olmasını göze almış oluruz. Ayakkabının ayağımıza alışması ve derinin yumuşaması için ayakkabıyı ilk olarak kalın bir çorapla ev içerisinde giyerek dolaşmamız ilk alacağımız önlem olmalıdır. Evdeki en kalın çorabı ayağınıza geçirip ayakkabıyı giyin. Saç kurutma makinesi ile ayakkabının sıkan bölgelerini bir süre ısıtın. Yeteri kadar ısıttıktan sonra ayakkabınızı çıkarmadan soğuyana kadar yürüyün. Eğer ayakkabı hala sıkıyorsa bu işlemi birkaç kere tekrarlayabilirsiniz. Ayakkabı ayağınıza vuruyorsa ya da yeni ayakkabı aldıysanız, ayakkabıyı bir poşete geçirip bir gece boyunca buzlukta bekletebilirsiniz. Bunları yapıp giydiğinizde ayakkabı ayağınızı yine de sıkıyorsa, ayakkabıyı bir gün boyunca kalıpta bekletmelisiniz. Eğer ayakkabınızın tek bir yeri vuruyorsa, ayakkabınızı giymeden önce içerisine yara bandı yapıştırabilirsiniz. Ya da ayakkabının ayağınıza vuran yerine bir miktar vazelin sürerseniz o bölgenin yumuşamasını sağlayarak ayağınıza vurmasını da engellemiş olursunuz. Yeni aldığınız bir ayakkabıyı giymeden önce ayaklarınıza deodorant sıkarsanız ayakkabıyı daha rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Sıkan ayakkabılarınızın içine biraz ispirto ya da kolonya dökün. Daha sonra gazete kağıtlarını buruşturup ayakkabının içine iyice sıkıştırın. Bir gece boyunca ayakkabıyı bu şekilde beklettikten sonra sabahleyin gazete kağıtlarını içerisinden alabilirsiniz. Ayakkabınızın sıkan kısmının genişlediğini göreceksiniz. Başka bir seçenek olarak ise ayakkabınızın içine sirkeyle iyice ıslattığınız gazete kağıtlarını doldurun. Bir gece bu şekilde bekletin, sabah giydiğinizde ayakkabınız genişleyecektir. Ayakkabınızın sadece arka kısmı ayağınıza vuruyorsa birkaç çekiş darbesiyle ayakkabıyı zedelemeden vuran kısmı yumuşatabilirsiniz. Topuklu bir ayakkabı giyecekseniz ve çorap giymediyseniz, ayakkabının vurması ve gününüzün zehir olması ihtimali çok yüksektir. Bunun için ayakkabınızı giymeden önce ayaklarınıza bir miktar pudra sürüp biraz da ayakkabınızın içine dökerseniz, bu formül ayağınızın kuru kalmasını sağlayacak ve ayakkabının vurmasını engelleyecektir. Son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu formüllerin hepsini deneseniz de işe yaraması ayakkabının derisine bağlı olarak farklılıklar gösterecektir. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.